Hoş geldin. Aylin'cim Merhaba. nasılsın? İyiyim valla. Demin yolladım ama bir şekilde teknolojiden dolayı herhalde görünmedi yolladım. Evet, Tekrar oluyor düzelttim. öyle. Oluyor. Ne Zaten ilk kadar canlı güzelsin. olduğum için. Annelik nasıl yaramış? Aylin, Ay arkadaşlar, teşekkür ederim. 4 aylık bebeği var Zeynep. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi bugün konuşacağımız konu da aslında tam da annelikle kemalatını bulmuş bir kavramdan bahsedeceğiz, değil mi bugün? Kesinlikle, Evet. kesinlikle. Zaten hani şefkat konusu zaten hani yolculuğumuzda, içsel yolculuğumuzda da şefkatin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem de normal dünyada da şu anda değil her zaman dünyada da şefkate çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Olmazsa olmaz kavramlardan biri. Hem manevi yolda hem maddi yolda bence çok çok gereken bir şey. Ve annelikle birlikte şu anda bu daha da önemli hale geldi benim için. O yüzden hani sen ne konuda konuşalım dediğinde şefkat konusu üzerine konuşalım dedim. Hem de Peki hani bu aradaki şefkat. fark nasıl Aylin? Yani daha önce sözde bir duyguyken daha böyle yaşanır bir hale mi geçti, yoksa derecelendirilmiş bir şekilde bir artış mı yaşadın? Nasıl bir şey? Artış da oluyor. Yani farklı farklı şekillerde yaşıyorum. Normalde de kendi yolculuğumda gerçekten hani şefkat hakkında konuşmak değil de onu deneyimlediğim zaman bambaşka bir şeyler açılıyordu bende. Fakat şimdi hani Zeynep hamilelikten itibaren gerçekten benim kalbimin açılmasına daha da yardımcı oldu. O annelikle ilgili o bir alan var ve hani o alanın içerisinde zaten çok büyük bir şefkat duygusu var. O tüm şefkatinle tamamen hani sana bağımlı olan bir varlığa annelik yapmaya çalışıyorsun. Bana ait değil bu varlık ama bir şekilde bakımının sorumluluğu bana verilmiş durumda. Ve Emanet. hani bu tabii ki aynen bir emanet benim için. O emanete elinden gelen en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun ve burada gerçekten o şefkat çok çok önemli oluyor. Çünkü ben hani normalde de özgürlüğüne çok düşkün bir insanım. Anne olmayı da hani biraz ötelemiştim. Bir şekilde hani bebek Biliyorum. olursa özgürlüğümden beni alıkoyar. Çünkü çok manevi yolculuklara da çıkan bir insanım. Sanki bana engel olabilir gibi gelmişti. Ve bazen de belki hani şefkati de dışarılarda aradığım da olmuştu. Ama hani öyle bir ilginç bir durum ki hani onun içerisinde onunla birlikteyken çok daha içsel bir şefkat uyanıyor. Onunla temas etme şansım oluyor. Ve de başka türlü hani insan o şefkati duymazsa herhalde o kadar kendinden vazgeçeceği, kendini yok edeceği bir şeyi çok zor yapar. Bütün hani birçok uykusuzluğa, bütün hani hep yok olmaktan bahsedilir ya hani bazen hani kendini yok edeceksin derler. Pozitif anlamda yani hani gerçekten yeniden doğabilmek için. Gerçekten hani bir şekilde orada insan onu görüyor. Anneliğin ne kadar kutsal bir şey olduğunu görüyor. O yüzden hani şimdi tekrardan daha da derinden araştırıyoruz Zeynep'le birlikte. Bugün de o Gerçekten yüzden konuşmayı. annelik kadınlara sunulmuş bir lütuf olarak düşünüyorum ben de. Evet. İnanılmaz, 1-0 öndeyiz, hatta kaç sıfır öndeyiz kim bilir. Yani erkeklerin belki de hiçbir zaman yaşayamayacakları şeyi, çünkü bir insan canlısı bir kere doğurmak Evet. üzere kurgulanmış bir fizyolojimiz ve biyolojimiz var. Ona uygun da duygular verilmiş bize. Evet, Yani evet, evet. sen şimdi bunu çok net yaşıyorsundur. O çocuk ağlamadan ağlayacağını hissetmen, acıkmadan Evet. acıkacağını hissetmen. Yani adeta bedeninin bir parçası gibi onu duyumsuyor olma hali zaten başlı başına Kesinlikle. deneyimlenmesi gereken, deneyimlenmeden de Kesinlikle. anlaşılması mümkün olmayan bir şey. Evet. Yani ben de pardon. Sen devam et Şimdi lütfen. şefkat konusuna gelince, şefkat tanımı hani koruma, acıma, esirgeme duygusuyla karışık olan bir sevgi olarak geçer. Şimdi Evet. bunların hepsini zaten bir bebede sen en had safhada yaşıyorsun. Evet, Değil evet. mi? Yani Evet. deneyimliyorsun şu anda. Şimdi ben hem konjüktür olarak, yani şu anda insanların yaşadığı bu korona sebebiyle çok da ihtiyaçları olan kendi kişisel yolculuklarında, kendileriyle yüzleştiklerinde de çok da ihtiyaç olan bir duygu olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu konuyu konuşmak gerçekten de tam da yerinde oldu bence Aylin. Evet. Şefkat sana göre ne? Yani insanın kendi içsel yolculuğunda nasıl bir yerde duruyor? Bence şefkat gerçekten olmazsa olmaz. Zaten hani başlığa da onu yazdım. Şefkatsiz yolda yürünmez diye. Şefkat hem içsel bir şefkat var, öz şefkat kendimize
bir şekilde sergilediğimiz şefkat, hem de dışarıya olan şefkat. Ve hani biz hep şefkatli olalım diye konuşuyoruz ama şefkatli olalım, şefkat geliştirelim. Bu sadece bir kavramdan ibaret olduğu zaman olmuyor. Sadece bir kavram olarak geliyor ve taklit etmeye başlıyoruz. Hani bakıyoruz, şefkatli olarak düşündüğümüz insanlar nasıl? İşte şefkatli insan cömert olur, şöyle yapar, böyle yapar gibi bazı şeyleri. Onu çeşitli melimalılarla öyle olmaya çalışıyoruz. Ama gerçek şefkat bir anlayışla birlikte geliyor. Gerçekten hem kendi acımızı anlamakla hem de karşı tarafın acısını gerçekten anlamakla birlikte geliyor. O anlayış, belki bizi çok kızdıran bir insan var. Şefkat duymakta çok çok zorlandığımız bir kişi olabilir karşımızda. Asla affedemediğimiz bir kişi olabilir. Ve hani affetmeliyim diye o melimalılarla onu affetmeye çalışıyoruzdur ama ne kadar affetmeye çalışsak da hani bir beklenti vardır onun arkasında ve belki o beklenti hani bir şekilde hani bana borcunu ödeyecek beklentisi vardır o affederken de. Bir şekilde hani böyle böyle yaptı ama hani borcunu ödeyecek beklentisi vardır. Ben şefkat bunu yazdım bir kenara var yani. Affediyorum öyle ve mi? Bunu da yazdım bir kenara var. Aynen, öyle bir şey. Affediyorum. Şey mi yani, empatiyle hemhal olma arasındaki fark gibi diyebiliyor muyuz buna Aylin? Yani bu şefkat duygusunun içerisinde empatiden ziyade hemhal olma hali. Tam olarak anlama, onun halini hatta üstüne giyinme olması gerekiyor yani değil mi? Yani o var, üstüne giyin. Ben kendi deneyimimle konuşuyorum tabii. Hani ben bu konuda uzman değilim. Hani ben kendim gittikçe hani kendi yolculuğumda her seferinde hani şefkat budur diyorum. Kendi içimde derinleştikçe aa bu da varmış, aslında buymuş. Bu bir spiral gibi bir yolculuk. Dolayısıyla hani ben sana şu anda söylediğim şeyleri şu anki bulunduğum halden konuştuğum şeyler. Eminim ki hepimiz birazcık daha derinleşeyim. O derinleştikçe başka kapılar da açılmaya başlayacak ama şu anki halimden konuşabiliyorum. Ve hani orada baktığımız zaman hemhal olma durumu var. Ama bir yandan da objektif olma durumu var. Bazen hemhal olma durumu hani sempatiye gittiği zaman orada şeyi kaçırabiliyoruz bir şekilde. Hani o farkındalık gittiği için bazen hani o sempati duyma durumunda farkındalık gittiği zaman kendimizi de o şeyin içinde, o acının içerisinde bulmuş olabiliyoruz ve acının içinde kaybolma riskimiz var. Burası çok önemli. Yani hani başkasının acısıyla birlikte olabilmek ama onun içerisinde kaybolmadan nasıl başkasının içinde bir acısıyla olabilirim? Stephen Levine'in çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki korkunuzla birinin acısına dokunduğunuzda acıma olur diyor. Sevginizle birinin acısına dokunduğunuzda şefkat olur diyor. Yani harika. Bu harika bir şey gerçekten. Yani orada sevginin biraz altını çiziyoruz. Aynen, ister sevgi diyelim, hani sevgi olmasa bile hani bir şekilde hangi niyetle dokunduğumuz çok çok önemli. Nefsimizin bazı taraflarıyla mı dokunuyoruz, o eylemi yapıyoruz, yoksa gerçekten açık kalplilikle tamamen kendi ihtiyacımız yerine karşı tarafın ihtiyacı için bir şeyler mi yapıyoruz? Bu çok çok önemli. Çünkü çoğunlukla şefkat dediğimiz şeyde ben şefkatli oluyorum, karşı tarafa destek oluyorum derken aslında şöyle bir dürüst olup kendimize baksak kendi nefsimize hizmet ettiğimizi görebiliyoruz. Ya da esas da onun ihtiyacını karşılıyorum, ona destek oluyorum diye kendi ihtiyacımızı karşıladığımızı görüyoruz ilginç bir şekilde. Çok ince bir nokta bu. Çok ince bir nokta. Uyanık olmamız gerekiyor. Ve niyetimize bakmak gerekiyor. Belki her seferinde kendimize sormak, hani şu anda niyetim ne? Ameller niyetlere göredir de denir ya. Hani bir şekilde ben şefkatte ve başka şeylerde de hani davranışlarımızdan ziyade şefkatli bir insan nasıl davranır? Tamam, buna bakalım, bunu yapmaya çalışalım. Ama bir şekilde onun taklitin de ötesinde gerçek bir anlayış gelmesi için hani niyetimize de bakmamız gerekiyor ve karşı tarafı gerçekten o objektif olarak algılayabilmemiz, onun acısını algılayabilmemiz çok çok önemli oluyor burada. Peki o şefkatle acıma arasındaki fark ne? Yani o Dennis Stephen Levine aslında bir yandan da çok güzel söylemiş. Korkunuzla birinin acısına dokunuyorsanız acıma olur. Sevginizle, açık kalple birinin acısına dokunuyorsanız şefkat olur diyor. Ve acıdığınız oradaki zaman korku, genelde
Oradaki korku peki işte ya beni sevmezlerse, gene nefsine hizmet eden bir korkudan aynen, bahsediyoruz değil mi? Çünkü bazen ya da gerçekten çok zor durumda olan ve çok acı çeken biriyle temas etmiş olabiliyoruz. Ve bazılarımız hani buna hemen ah vah vah neden böyle oldu, neden böyle bir şey başına geldi gibi acıma duygusuyla yaklaşıyoruz. Burada bilgelik yok aslında acıma duygusunda. Tamamen bir şey var. Yani hani sanki başına gelen hataymış gibi kabullenme yok acımada. Bir şekilde senin başına yanlış bir şey geldi, sana olmaması gereken bir şey oldu. Vah 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 ve arkasında bir yandan da acımada ya benim de başıma gelirse korkusu da var. Bir yandan aslında sanki onunla birlikte oluyoruz ama aslında bir yandan odağım kendimim aslında ya benim de başıma gelirse diye. Çok ilginç bir şey oluyor orada. Yani onun için yaparken tam olarak objektif olamıyoruz. Tam olarak açık kalplilikle %100 şefkatli o var. %100'ümle tüm açık kalpliliğimle biriyle birlikte olabilmek, ona alan tutabilmek ve gerekirse onun yasını benim yanımda güvenle tutabilmesine alan tutmak. Bu harika. Çok çok önemli yaparken. Ama işte o öbür türlü şefkat olunca bunu yapıyoruz. Acıma olunca o alanı tutamıyoruz. Çünkü sen şeyi düşün mesela hani birine çok acıyarak baktın ya da sen çok büyük bir acı yaşıyorsun. Sana da acıyarak gelen birisi var. Bu sana iyi gelir mi? Bunu hissedersin değil mi bir şekilde? Yani tabii. Sana acıyarak bakan biri seni daha da aşağı çeker. Hem durumu kabullenmeni zorlaştırır hem de sanki hani olayın daha da büyütülmesine neden olur. Seni daha da aşağı çeker. Ama şefkatle gelen biri aslında hani merkez efendinin herkes merkezinde şeyini bilir bir yandan da. Yanlış bir şey yok. Şu anda çok korkunç gibi görünen bir olay bile yaşıyor olsa bu kişi. Bir şekilde bir bilgelik var çünkü. Şefkatte en önemli şey anlayış ve bilgelik. Ve bir şekilde o şekilde bakabilmek. Her şey merkezinde şu anda ne kadar kötü bir şeyler yaşıyor olursa olsun ben ya da başkası. Ayırmak istemiyorum çünkü kendimize de bunu yapmak çok önemli. Bir kabul var her şey merkezinde. Tamam. Hani isyan etmiyorum bu durumla ilgili ya da bu anlamda adalet arayışında değilim, oralara takılmıyorum. Her şeyin bir şekilde bu olmuş, bununla birlikte her şey merkezinde olmakla birlikte ben bu kişiye nasıl destek olabilirim? Bu kişinin gerçek ihtiyacı ne? Kendi nefsani ihtiyaçlarımdan kendimi ayırıp gerçekten burada ne oluyor diye anda olabilmek çok çok önemli. Şefkatte bir yandan yine anda olmak var. Acımada çünkü geçmiş ve gelecek korkusu bir sürü şeyler de devreye giriyor. Şefkatte anda kalıyoruz ve şu anda açık kalplilikle tarafsız bir şekilde onunla olabilmek, ona alan tutabilmek ve şu anda bu kişinin neye ihtiyacı var? Benim ihtiyacım değil, onun neye ihtiyacı var? Ve burada gerekli dozajda destek vermek. Burada bu geliyor. Yani onu kurtarmaya çalışmıyor şefkatli olan. Tam olarak bu. Acımada kurtarma hissi var. Evet, evet, evet. Yani gerekli dozajda ona el vermekten bahsediyorsun. Ne ihtiyaç varsa, gerçek ihtiyaç, aslında şefkat gerçek ihtiyacına yanıt veriyor kişinin. O yüzden bilgelik gerekiyor, anlayış gerekiyor. Yani bu çok çok önemli. Acımada hemen kötü bir şey oluyor. Bunu hemen kurtarmamız lazım. Hemen mutlu hissetmesi, iyi hissetmesi gerekir gibi bir durum var. Kendimizle de ilgili, kendi içsel yolculuğumuzda da. Eyvah kötü hissettim, kötü bir şey geldi başıma. Bu olmamalıydı. Hep iyi hissetmem gerekiyordu, mutlu olmam gerekiyordu. O yüzden hemen kurtulmam gerekiyor bundan. Bu negatif hisleri bastırmam lazım, atmam lazım, hissetmemem lazım. Hemen tekrardan eski neşeli işte her neyse o anda dönmek istediğim o normal halime dönmem lazım gibi bir şey geliyor. Ve bu gerçekten yolculuğumuzu yapmamıza engel oluyor. Esas yolculuk karanlığımıza da bakarak, karanlığı da aydınlık karanlık her şeyin içinden geçerek bir yolculuk oluyor. Karanlığımıza da bakabilmeyi gerektiriyor. Ve çok daha negatif kendimizle ilgili hoşlanmadığımız noktalara da bakabilmeyi gerektiriyor. Bu işte bunun için, buna bakabilmek için de şefkat çok gerekli. Çünkü kendime şefkatsiz olursam, kendime bakarken kendimle ilgili mükemmel olmadığım tarafları gördüğümde kendimi dövmeye kalkarsam o zaman bakamam kendime. Şimdi oraya geçmeden önce taraflarımı görmeye çalışırım. Evet. Bu öz şefkate geçmeden önce tekrar şeye dönmek istiyorum. Yerli yerinde müdahale edip onun ihtiyacına karşılık vermekten biraz bahsetmek istiyorum. Ben de İslam tasavvufunda biliyorsun merhamettir şefkatin karşılığı ve merhamet de Rahman, Allah'ın Rahman ve Rahim isminden gelir.
Ve Rahman da o senin de biraz önce söylediğin gibi iyi kötü her şeyi kapsayan bir isimler. Dolayısıyla tıpkı çocuğun işte eline tokayı alıp prize sokacağı zaman çocuğa bir işte belki de eline vurmak, işte belki de onu konuyla ilgili cezalandırmak merhamet. Yani o cezayı vermek aslında merhamet. Yani bizim senin de söylediğin gibi aman yok ona dokunmayayım, işte onun ihtiyacı olan her şeyi vereyim yeter ki beni sevsin. Ya da işte dediğin gibi korkuyla yaptığın her şey orada nefsine hizmet etmiş oluyorsun. Halbuki Allah'ın merhametinde her şey yerli yerinde oluyor. Yani işte o zaman da adalet kavramını zaten tartışmıyorsun, bunu düşünmüyorsun bile. Çünkü o adamın başına gelen şey ona lazım. Şimdi biz bu depremde Adapazarı'na yardım götürdüğümüzde, yani şimdi orada işte çadırda bir kadıncağız tek başına bütün ailesini kaybetmiş. Tekrardan merhabalar. Merhaba ailemize. Neyse duyuyorum. Sanıyorum. Çok önemli bir şey söylüyordun, kesildi. Yani ne diyordum? Aslında merhamet sandığımız şeyin bazen de daha doğrusu haksızlık zannettiğimiz şeylerin aslında tam olarak merhamet olduğunu görüyoruz günün sonunda. Çünkü insanların neye ihtiyacı olduğunu, gerçekten neye ihtiyacı olduğunu bilemiyoruz. Depremden bahsediyordum. Depremde kadın bir çadırın içinde bütün ailesini, her şeyini kaybetmiş. İşte teyzeciğim size neler getirelim, neye ihtiyacınız var? Her şeye ihtiyacı var aslında. Ama sınırlı kapasiteyle bir şeyler götürüyoruz çünkü. Bana bir tek seccade getirin dedi kadın. Yani şimdi ben bunu gözlerimle görmesem inanmam. Yani o ki şükredeyim dedi. Şimdi yani bunu akılla anlatmak mümkün değil. Açıklamak mümkün değil. Delirmiş dersin. Hayır değil. Kadın gayet normal. Hayati fonksiyonlarını yerine getiren, hiçbir delilik emaresi göstermeyen bir kadın. Yani şimdi orada onun başına gelen hadise Allah'ın merhametsizliği mi peki? Yani görüyorsun ki onun yolculuğunda o kadar önemli bir kırılım noktası ki bu. Kadın yani o hadiseyi o halde görecek bir seviyeye çıkmış. Şimdi bu açıdan baktığımızda şefkatin kılıcı yani o hilmin kılıcı dediğimiz şey burada mı ortaya çıkıyor? Yani o çok önemli. Biz bazen şefkati zannediyoruz ki hani karşı tarafa istediğini vermek olarak zannediyoruz. Hani çok şeyim, çok şefkatliyim ve hani karşı taraf ne istiyorsa bazen hani ilişkilerimizde de ben onu yapıyorum. Hatta onun oyununu oynamak anlamına da gelebiliyor bazen. Ve esas gerçekte şefkatli olabilmek bazen o oyun onun işine yaramıyorsa, onun yetişkin olmasını, onun daha ilerlemesine yardımcı olmuyorsa, onu çocuk olarak tutuyorsa ya da onu daha karanlıkta tutuyorsa, esas şefkat belki orada tüm onaylanmama riskine rağmen, tüm sevilmeme riskine rağmen, kabul görmeme riskine rağmen o karşı tarafın oyununu oynamayı bırakmak olabilir. Burada da bu senin çok güzel açıkladığın şefkatin kılıcı kavramı devreye giriyor. Burada birisi hani ay şefkatli olmalıyım, aman kırılmasın, gücenmesin ya da korktuğu için ondan gelecek tepkiden dolayı oyununu oynamayı tercih etmiş olabilir. Buna da şefkat adı altında. Ama çoğunlukla şefkat adı altında yaptığımız şeyler bütününe baktığımız zaman karşı kişiye hizmet etmiyor olabilir. O yüzden gerçek şefkat o yüzden anlayış gerektiriyor. O yüzden bilgelik gerektiriyor. Büyük resme bakıp gerçekten ihtiyacını anlayıp o oynamakta olduğu oyunu devam etmesi mi şefkat diye bakabilmek, yoksa o oyunu oynamayı bırakmak mı? İşte bu yüzden gerçekten şefkatli olmak için korkak olmamak gerekiyor. Çok cesur olmak gerekiyor. Evet, cesaret var değil mi? Doğru. İnanılmaz bir cesaret var içinde. Çünkü gerekiyorsa akışın tersine gitmek. Herkes belki ondan korktuğu için, çekindiği için ya da sevgiyi kaybetmek istemediği için o oyunu oynuyor olabilir. Ama bir gün kalkıp ben bu oyunu oynamayacağım. Sana olan sevgimden dolayı. Hatta bununla ilgili hani bir örnek söyleyebilirim. Bir tanıdığımız vardı. Onun bir çiftin arasında geçen bir diyalogtan bahsetmek istiyorum. Kızın kendine zarar veren bir bağımlılığı vardı. Ve gittikçe daha kötü hale geliyordu. Ve bir şekilde o bağımlılığı kullanarak insanlara ne kadar zor durumda olduğundan, ne kadar kötü olduğundan, ne kadar işte kendine kötü davrandığından bahsediyordu. Ve insanlar çok acıyordu buna. Onu kurtarmak istiyorlardı.
Ve işte o bir şey dediğinde hani bir şey söyleyemiyorlardı. Ne istiyorsa onu yapıyorlardı. Yeter ki daha kötü hissetmesin, yeter ki yardım edelim diye. Ve birçok erkek arkadaşı da daha evvel bundan dolayı onu terk etmişti, bırakmıştı. Fakat yeni bir erkek arkadaşı vardı ve o bunu yaptığında bir gün birkaç kere ona yardım etmeye çalıştı. Ona destek olmaya çalıştı. Kız hiçbirini kabul etmedi. Hiçbirini kabul etmeyip hala kurban olmaya, hala kendini acındırmaya devam ediyordu. Yani cehennemden çıkmaya niyeti yoktu. O bir şekilde o cehennemin karanlığında besleniyordu. Ve herkesi de aslında hep birlikte cehenneme gidelim. Yani hani Şevket'i de bazen hadi hep birlikte empati kur, hep birlikte cehennemde olalım olarak algılayabiliyoruz. Öyle bir beklenti de olabiliyor o karanlığın içinde olan insanlarda. Tam çocukların bu yaptığı değil mi Aylin, yani çocukların anne babaya yaptığı manipülasyon bu. Aynen, onu yapabiliyoruz ve bu kişi birkaç kere destek çabasından sonra şu sözü söylemiş, ben çok etkilendim. Seni o kadar çok seviyorum ki senin benim gözlerimin önünde kendini öldürmene izleyemeyeceğim, buna tanıklık yapamayacağım. Ya eğer benimle olmak istiyorsan ya gel destek, gerekli destek alınması gereken yerlere gidelim, %100 senin yanındayım destek almak istersen, eğer bu cehennemden çıkmak için bir adım atmaya niyet edersen. Hani çıkamayabilirsin ama niyetini görmek istiyorum burada. Bunu yaparım ama yapmayacaksan ben seninle birlikte yürüyemeyeceğim. Orada kız bir tokat yiyor. Çünkü Ne büyük bir cesaret. tokat. Evet, ve bu çok büyük bir cesaret gerektiriyor. Çünkü kız çok sinirleniyor o anda. Bak, beni sevmiyor musun? Gördün mü? Beni terk etmek istiyorsun. Herkes bunu yapıyor. Tekrardan oraya gitmeye çalışıyor. Ama bir tokat yiyor. Bazen tokat yememiz gerekiyor o şeyin içerisinden. Kendimizi o yaptığımız o döngünün içerisinden çıkarmak için bir tokat yiyor. Önce söyleniyor, kızıyor, sinirleniyor. O yüzden o çok şefkatli ama aynı zamanda çok cesur bir eylem. Cesur olmak lazım. Onun arkasından kız gerçekten bir tokat yiyip daha sonra destek aldı. Dolayısıyla hangisi şefkatli davranış burada? Kızın o kendini cehennemde tutma isteğinde hep birlikte cehennemde olup ona hizmet etmek mi o oyuna? Yoksa hayır, ben seni çok seviyorum ve ben senin gözümün önünde bunu yaşamanı, kendine bunu yapmanı izleyemem. Sen yapabilirsin ama ben izleyici olmayacağım. Bu çok çok Aynen. önemli ve bu Tam sayede dost acı kız, söyler. aynen, ve bu sayede kız gerçekten bir silkinip destek almayı kabul etti ve sonra ilişkileri devam etti. Bu çok çok önemli. Şefkatin kılıcı dediğimiz şey. Bu birçok şeyde olabiliyor. Dolayısıyla hani onaylanma, sevgi görme, o oyunu bozma, oyunu oynama ama cesaretini almak çok çok önemli. Ve burada her gibi. Peki öz şefkatten biraz bahsedelim istiyorum Aylin'cim. Öz Öz şefkat şefkatte yani nedir? ikisi aslında hani birbirinden çok çok ayrılabilecek şeyler değil ama ben hani gerçekten öz şefkat, yani kendim hatam yaptığımda, kendim bir şey yaptığımda kendime kabul edemiyorsam, yani kendim bir şey, karanlık bir şey bahsettiğimde ya da mükemmel olmadığımda bunu anlamıyorsam, karşımda başkası bir hata yaptığında ya da nasıl mükemmel olmadığında ona şefkat getirebilirim. Bilmeme imkan yok. Bu çok önemli. İkisiyle birbiriyle bağlı. Bazen sanki öz şefkati hani bencillik gibi görebilir bazıları. Hayır, işte bunu unutup tamamen başkalarına şefkat göstermen gerekir. Evet, minik olarak bunu yapabiliriz ama önce kendi içindeki o karanlıktan çıkan o hani beğenmediğim, kabul etmediğim taraflara şefkat kabulle bir şekilde kendi bütünlüğümün içine alacağım ki başkalarına da bunu yapabileyim. Bu çok çok önemli. Ve yolda yürürken, özellikle hani manevi yolda yürürken bir şekilde onlarla kendi içimizde o tavan arasında koyduğumuz parçalarla yüzleşmek durumundayız. Kendimizle yüzleşmek durumundayız. Kendimizle yüzleşmeden çok fazla mümkün olmuyor yolda yürümek. Kendimle yüzleşebilmem için de bir şekilde o izni, yani şey gibi düşün, çok sinirli bir anne düşün ve bu çok sinirli anne çocuğu hata yaptığında çok kızıyor ve çocuk söyleyebilir mi ona hata yaptığında, gösterebilir mi hatasını? Gösteremez değil mi? Ne yapar? Saklar belki onu. Sakladığı zaman ne olur? Hani normalde o hatasını söylese annesine, yetişkin süpervizyonu geldiğinde belki onu hemen yapılması gerekeni yapıp o durumu düzeltecekken, o korkusundan dolayı onu söyleyemeyip daha da karanlıklara saklarsa, bu sefer hiç yetişkinin ışığı, rehberliği gelmeyeceği için çok daha tehlikeli bir durum olacak.
biz kendimize de bunu yapıyoruz. O yani şefkati, kafamızın içinde hep bir ebeveyn mi var bizim? Ebeveyn olarak değil, hani örnek olarak şey yaptım. Kendi içimizde de bir şekilde kendini hiç kabul etmeyen bir taraf olduğu zaman ya da kendiyle yüzleşeceği zaman kendine baktığında işte atıyorum cimriliğini gördüm ya da kıskançlığımı gördüm. Şimdi ben bunu kıskançlığımı insanım ve kıskanç da olabilirim, cimri de olabilirim. İçimde bunları göreceğim ki buraya farkındalıkla ışık girecek ki bunlar birazcık tekrardan daha düzelsin, daha farkında bir hale geleyim, daha ehil davranışlara yol açsın. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu görünce hayır ben kıskanç olamam, ben hiç kıskanç değilimdir, bende bu olamaz. Ne yapıyoruz? O negatif duygu geldiğinde ona direniyoruz. Bu bende olmaması gereken bir duygu diyoruz. Ona direnip hasır altına koyuyoruz. Bende yok bu. Ben çok iyiyim, çok cömertim diyebiliyoruz. Ve böyle olduğu zaman da durum çok daha o cimriliğimiz ya da neyse o negatif ehil olmayan huyumuz çok daha karanlıklarda, çok daha hiç ışık girmediği için şifalanmak üzerine su yüzüne çıkamıyor. Halbuki ona bir şekilde onu kucaklasak ve oraya farkındalık getirebilsek belki çok daha ehil eyleme dönüşebilecek. Bu Vietnam Zen Budist Master'ı. Onun çok güzel söylediği bir laf var. Ben çok hoşuma gitmişti bu. Diyor ki hani öfkeniz, negatif duygularınız şeyler çıktığında onlara bakın diyor. O küçük bir çocuk nasıl ağladığında ya da hata yaptığında ya da farklı farklı hatalarda, kusurlarda bulunduğunda bir anda ona kızmak yerine şefkat duyarsın ve önce o bebeği kucağında sakinleştirirsin, bir şey yaparsın, kucağını alırsın, tamam dersin, sakinleştirirsin. Ondan sonra neye ihtiyacı var diye bakarsın diyor. Karnıma acıktı, altımı pislendi ya da stres mi atıyor, ondan sonra anlarsın diyor. Kendi işte içinizden bu duygular, bu negatiflikler çıktığında da aynı o çocuğa yaklaşır gibi yaklaşın diyor. Ona da bir önce şefkat gösterin, kendi o halinize de şefkat gösterin, kabul edin. Ondan sonra analizinizi yapın. Ne oldu da tetiklendim? Neden bende bu iyi olmayan taraflar ortaya çıkıyor? Neyi geliştirmem lazım? Hangi cehalet var altında? Anlayamadığım ne var? Bu sorgulamayı ancak ondan sonra yapabiliriz. Ancak o kendimize şefkati, kabulü gösterdikten sonra o kendini açığa verir ve o sorgulamaları yapabiliriz. Onu göstermeden sorgulama yaptığımız zaman, o şefkati göstermeden, kabulü göstermeden sorgulama yaptığımızda sürekli bir kendini reddetme durumu oluyor. Sürekli bende bunlar var, ben böyle olmamalıyım. O yüzden bunlar benim parçalarım olmamalı deyip kendini reddetme durumu oluyor. Kendini reddeten insan da kendini sevebilir mi? Sevemez. Evet. Sürekli aldığın mesaj ben hatalıyım, olması gereken gibi değilim, mükemmel değilim, hatalıyım, bunlardan kurtulmalıyım ve bir yandan hatta kişisel gelişim yolculuğunda da bunu destekleniyor maalesef. Hani bir şekilde yeni yeni melimalılar oluyor işte, hatta ruhsal yolculukta da daha oraya gelmeden pozitif şeyler bile, hani şefkatli olmalıyım bile kendim o çalışmayı yapmadan bazen karanlığımı görebileceğim bir şey haline gelebiliyor. Bir şekilde öfkeme bakmamı engelleyebiliyor. Halbuki öfkeme bakarsam, o şeyleri görürsem kendiliğinden bir anlayışla şefkat doğabiliyor. Burası çok kritik. O yüzden o duygular geldiğinde, negatif duygular geldiğinde onlara alan verebilmek, onlara bakabilmek, onları seni görüyorum ve şu anda benim nesin? Evet istemem, yani istemiyorum böyle olmak belki ama gerçek şu ki herkes, her şey merkezindeyse şu anda ben bu paketle geldim. Bu paketin içinde de bazı şeyler var. Atıyorum ben gülüm belki ve dikenlerim var. Dikenlerimle temas edebilirim. Gül o anda dikenleriyle temas ettiğinde ben dikenlerim olmaması lazım diye kızarsa kendine, o en güzel halinde açamaz. Öncelikli olarak o dikenlerine de bakıp kabul edip onların işlevini anlayıp onu anladıktan sonra ancak gül çiçek açabilir. Diken ve gül bir arada. Burada çok çok önemli bu nokta. Yani ben burada kabul duyuyorum evet. Aylin senden. Ya o gülün evet. Dikeni olacak ama gülden maksat zaten kokusu. Yani senin evet. O kokuyu verebilmen için o dikenin de olacak, o yaprakların da olacak, hepsi olacak. Hepsini kabul etmekten bahsediyorsun değil mi? Öncelikli olarak kabul ve hani o duygularımızdan da, yani hani onun içine baktığımda da mesela atıyorum kendi yolculuğumda çalışıyorum. Baktım öfkemle temas ettim ya da işte kıskançlığımla temas ettim. Tabii ki gitmek istediğim yer kutup yıldızım, çok daha cömert, çok daha şefkatli bir insan olmak.
Kutup yıldızımı buraya koyuyorum. Gitmek istediğim yer burası. Fakat bir yandan da göstermemem lazım. Manevi şiddet göstermemem lazım orada değilim diye. Orada bulunduğun hale, evet şu anda mal bu. Şu anda buradayım ve bununla ben bunları anlayarak da önce bir kabul edelim. Ben kıskancım ya, evet kıskanıyorum, bana kendime hiç yakıştıramıyorum ama kıskanıyorum ya da kendime hiç yakıştıramıyorum ama çok cimriyim. Yani hani bu yüzden kendime bu anlamda şefkatle bakabilirsem bu taraflar, karanlıkta kalan bu taraflar kendilerini üzerine ışık gelmek için ortaya çıkarabilirler. Bunlar ortaya çıktığında ışık gelebiliyor, farkındalıkla bakabiliyorum, anlıyor. Anlayışla birlikte zaten daha eğil bir hal almaya başlıyor. Kutup yıldızıma doğru gidebiliyorum. Ama bunlar benim farkındalığımın dışında olduğunda tamamen karanlıkta kalıyor. Karanlıkta kaldığında ben sanki bunlar yokmuş gibi davranıyorum. Aslında bunlar benim bütün hayatımı kontrol ediyor, farkında değilim. O yüzden esas önemli nokta bunu fark etmek. Ama bunu yapabilmek için, yani ben kendi yolculuğumda benim çok işime yaradı bu şefkat. Daha evvel yani önemli olan o duygunun önemli olan o duygunun esiri değil, emiri olma hali değil mi? O hale geçebilmek. Yani evet kıskancım, aynen, kıskançlığımı efendim, görüyorum, kabul ediyorum öncelikle. Ve bunu eğer ben bu kıskançlığı imrenmeye çevirebilirsem benim yolculuğumda acayip güçlü bir sürücü güç haline gelir. Değil mi? Bilebilir, aynen. Hani onu da kullanabilirim ya da bazen gerçekten bir anda başka bir hale anlayış geldiği zaman çok negatif gibi görünen bir duygu gerçek bir anlayışla çok pozitife evrilebiliyor. Mesela hani bu konumuzla da çok alakalı, ben başıma gelen bir şeyi anlatmak istiyorum. Ben birine çok çok öfkeliydim. Gerçekten çok sinirlenmiştim. Ve kendimi onun kurbanı gibi görüyordum. Yani öyle bir kurbanıyım ki hani benim bir şekilde ne yapacağımı şaşırıyorum. Şefkat gösteremiyorum. Şefkatli bir yandan hani şefkatli olmalıyım, şefkat geliştirmeliyim gibi melimalılar var. Ama geliştiremiyorum. Şimdi burada hakikat ne? Evet bu melimalılar var ama ben bu anlayışla, bu paketle onu şu anda geliştiremiyorum. Önce bunu kabul etmek. Henüz yapamıyorum bunu. Aynen. Önce bunu kabul etmek çok önemli. Ve orada sinirlendim, öfkelendim. Daha önceden de bir şeyler oldu. Bir gün geldi ve benim şefkatle ilgili gerçek anlamda ilk tanışmam oldu. Çok müteşekkirim bu olaya. O yüzden hani öyle zor bir kişiyle hayatıma girmesinin de ne kadar büyük bir hayır olduğunu buradan görüyorum. Yani bazen o çok zorluklar içinden çok büyük hayırlar çıkabiliyor. O yolculuğu yapma cesareti gösterince. Çok sinirlendim, çok öfkelendim, kurban gibi hissettim. Bir sürü böyle nefsani taraflarımla yüzleştim. Bir yandan da hepsini gözlemliyorum. Yargılamadan gözlemliyorum bu tarafları. O çok önemli. Yargılamadan kendini gözlemleyebilmek. Ondan sonra da çok kötü hissettim. O kadar kötü hissediyorum ki ne olduğumu bilmiyorum. Neden böyle hissettiğimi bilmiyorum ama korkunç hissediyorum. Anlatamam. Şu anda kelimelerle anlatamam. Korkunç bir enerjinin içindeyim sanki. Ve çok karanlık orası. Ve sanki şöyle söyleyeyim. Sanki cehennemi hissettim gibi oldu. O kadar kötü hissettim. Sanki cehennemdeyim. Sonra birden işte o yüzden farkındalık orada çok önemli oluyor. O kendini ayırıp bakabilme, gözlemleyebilme burada çok önemli. O cehennemde, cehennemi sonuna kadar hissederken, cayır cayır yanarken cehennemin içerisinde farkındalığımla o cehennemi gözlemlemeye başladım. Kendi içinde bulunduğum o cehennemi gözlemlemeye başladım. Ve o cehennemde... orada neye bakıyorsun? Ne hissettiğine mi bakıyorsun? Aynen artık? Kendimi çok korkunç hissediyorum. Hikaye yok, ne olduğunu bilmiyorum. Hikaye yazmamak çok çok önemli burada. Çünkü hemen bir şey yargılamamak. Aynen, hem yargılamamak hem de bir şey hissettiğimiz zaman hemen hikayeye gidiyoruz. Diyoruz şundan dolayı hissediyorum. Orada bilinmezlikte kalmak ve bilmemek çok önemli. Evet tahmin ediyorum bazı şeyler var ama ben o tahmin ettiğim, bildiğim hikayelere gitmeyeceğim. Burada yeni bir şey oluyor. O başlangıç zihniyle bakabilmek çok önemli. Burada yeni bir şey oluyor. Tarafsız bir şekilde gözlemleyeceğim, korkunç bir şey hissediyorum. Ve o şeyin içinde gözlemlerken birden şunu fark ettim. Kendimi ayrıştırabildim o şeyden. Baktım ki bu his bana ait değil. Yani bu benim cehennemim değil. Birden fark ettim ki karşı kişinin zihnini hissediyorum. Karşı kişinin zihninin ne kadar karanlıkta olduğunu ve ne kadar aslında cehennemde yaşadığını görüyorum, hissediyorum. Ve bunu yaşadığım zaman, bunu görünce sonuna kadar yaşadım bu hissi. Ve bunu görünce dedim ki, ya bu zihin haliyle, bu düşünüşle, bu halle bu kişi başka türlü davranamaz ki. Ve bana kişisel olarak yapmıyor bunu, bilerek yapmıyor, isteyerek yapmıyor. O zihin haliyle, o koşulla, o halinde başka türlü davranamaz. Bunu çok net anladım.
bir anlayış geldi. Ve şunu söyleyeyim sana, bu anlayış gelir gelmez kalbim açıldı. Kalbim kapalıydı o ana kadar. O kişiye karşı kalbim kapalıydı çünkü kurbanı olarak görüyordum kendimi. Ve o anlayışı, onun da acısını görünce, onun da hangi zihin haliyle, hangi acıyla o davranışı yaptığını gördüğüm anda şefkat oluştu içimde. Şefkat, yani ona karşı şefkat hissetmeye başladın değil mi? Ve kalbimdeki bu sefer... Aynen bir şekilde, aynen çok kalbim tamamen kapalıyken yaşıyor diye şefkat hissetmeye başladım. Ve bu benim için dönüm noktası oldu. Ben gerçek annemde şefkat ne demek bu sayede anladım. Ve gerçekten çok zor şartlarda onu yaşamıştım. Ama meyvesi çok büyük oldu. Yani o şeyle birlikte gerçek şefkat çıktı, onu hissettim. Ve dedim ki bu benim bildiğim bir şey değil ya. Yani hani gerçek anlamda hani bana korkunç şeyler yaptı. Ama hani şu, hangi onun durumunu hissettiğim için, onun acısını hissettiğince kalbim açıldı ve ben özgürleştim. Yani affedebildim. Affetme böyle bir yerden geldi. Yani affetmeliyim deyip onaylama yapmakla insan affetmiyor. Gerçekten onun da acısını görüp, onu hissedip, evet, o durumla birlikte, o şefkatle birlikte bir affetme oluştu kalbimde ve kalbim inanılmaz açıldı. Bu açılmayla birlikte, bu gerçek affedişle birlikte, bu sadece onun için yaptığım bir şey değildi. Bu ona karşı yaptığım bir şey değil. En başta kendime yaptım. Çünkü hani birisi için kalbimi kapattığımda, belki hani kalbimi ona kapatıyorum ama şalterleri de kapatıyorum. Bu sefer kalbim toptan kapanmış oluyor. Hani şunu açayım, şunu kapayayım gibi olmuyor. Hani kalbini birine kapattığında şalteri kapatıyorsun aslında. Diğer şeye de kapatmaya başlıyorsun. O yüzden çok ilginç bir şey oldu hem de onun arkasında. O kişiyle ilgili hiçbir beklentim olmadı o anda. Dedim ki kişiselleştirilecek bu durum yok, bana yapmıyor. Bu da çok önemli. Yani gerçek şefkatin olması için kişiselleştirmeyi bırakmak da çok önemli. Kendini çekeceksin aradan. Kendimi aynen bana değil, benim yerime başka kişi olsa yine bunu yapacak. Benle alakalı değil. Ve şunu dedim kendi kendime, ben de o zihin halinde olsam, ben de o koşulda olsam benim de başka türlü davranmam imkansız olabilir. Yani hani şu anda ben konuşuyorum, ahkam kesiyorum ama onun zihin halinde olsam onun yaptığından farklıyı yapamam. Zaten Aylin'cim araya girdim ama tasavvufta da sen çok iyi bilirsin. Evet. Karşında gördüğün ayıp aslında sana ait bir ayıptır kesinlikle, denir. Kesinlikle. Şimdi sen kesinlikle. Potansiyel olarak sende bulunmayan, belki de o potansiyel enerji kinetik enerjiye dönmemiş potansiyel olarak ama sende var ki onu görüyorsun. Kesinlikle. Şimdi evet, sende olmayan bir şeyi görmeyeceğin için hem o şefkat duygusuyla birlikte kalbinin açılması ve dolayısıyla bir ruhsal bir gelişim yaşarken aynı zamanda da işte o belki de kendini kabul noktasında karşında gördüğün potansiyel şeyin kendinde olduğunu görüp onu da kabul etmek var. Kesinlikle. O kabulle birlikte de o şefkat duygusu başka türlü ona anlayış göstermen de mümkün değil. Ya bu bende de olabilir, ben de onun yerinde olsaydım bunu yapabilirdim diyebilmek zaten olayı tamamen tersine çeviriyor. Şu anda ben ondan iyi durumda olabilirim. Ama yarın ne olacağım belli değil. Yarın ben de bunu daha beter olabilirim. Dolayısıyla hani bunu görmek, yani kendimi sütten çıkmış aklını görmek ve kendini daha üst bir zamanda bir tevazu getiriyor şefkat bir yandan. Ben de yapabilirim onun gibi. Tamamen kendi elimde olan ya da onun kendi elinde olan bir şey değil şu anda. Bir yandan tevazuyu ve yargılamayı. Evet evet, şeyde tasavvuf sözlüğünde şefkat kelimesinin karşılığı tevazu olarak geçiyor zaten. Öyle mi? Bilmiyordum yani, bak. Evet. Şimdi, bu da şimdi çıktı evet. benden. Evet. Yani hani o tevazu, o da onun da acımada mesela tevazu yok. Acımada kendin sen yukarıdasın, daha aşağıda. Gitti mi yine? Kesin mi demedin? Evet. Şimdi geldi. Ha, tamam. Evet, tekrar yani alırsam. Evet. Yani acımada da hani bir kibir olabiliyor ya da kendinden ya da destek olurken gerçek şefkat olmadan destek olmaya kalktığımızda sanki ben daha üstteyim, onun yardıma Evet. ihtiyacı var gibi görüyoruz. Bir de bu kendiyle çalışan insanlarda da ruhsal kibir olmaya başlıyor ilginç bir şekilde. Hepimiz bunun riski altındayız. O yüzden çok Aynen uyanık öyle. olmamız gerekiyor. Bir anda insan şey gibi görüyor. Hani ben de onu o şekilde görmüştüm açıkçası. O yüzden bir sürü şey çarptı. Hani ben çalışıyorum, o çalışmadığı için öyle. Halbuki o anda görünce bambaşka. O kibri de bıraktığın zaman, ruhsal kibri de bıraktığında bir, gerçekten bir En şey tehlikelisi şefkat almaya bence. başlıyor. Efendim? En tehlikeli tuzaklardan bir tanesi bence. Aynen, en tehlikelisi.
O yüzden orada o tevazunun da gelmesi ve bence gerçek yargılamama da bu şekilde çıkıyor. Görürsem ki ben de aynı şartlarda onu yapabilirim. Ve o zaman nasıl yargılayabilirim ki? Anlatabiliyor muyum? Burada bu aynı zamanda bu şefkat. Yani şefkat neden konuşuyoruz dedik. Gördüğün gibi birçok şeyi barındırıyor içinde. Onu gerçek anlamında yapabilmemiz için hepsi bir arada. Yani birbirinden ayrılamıyor gibi bir bütün halinde hepsi. Çok önemli evet, ama. Evet, özgürlük var. Çok özgürleşme özgürlük var, tevazu evet. var. Yani evet. birçok kavramı kendi içerisinde barındırıyor cesaret dediğim gibi. Cesaret var. Cesaret var. Bilgelik en önemlilerinden. Evet, hemhal olma ve var. Ve şunu söyleyeyim, o olaydan sonra o olay hiçbir beklentim de yoktu. Yani o olayı yaşadım, işte şefkat oluştu. Ve ondan bütün beklentilerim gitti. Yani o iyileşsin beklentim de gitti. Yani çünkü şimdiye kadar çok önemli. Hep o iyileşmediği için ben de, bana da yansıyor. Onun iyi olmamasının etkilerini ben de yaşadığım için gerekir gibi bir beklenti vardı. O olayla, o anlayışla birlikte buna da bir kabul geldi. İyileşmek isteyebilirsin, iyileşmek istemeyebilirsin ve bu da tamam. Bu da senin tercihin. Bu çok özgürleştiren bir şey. Özgürleştiren ve aslında senin kendi içinde de iyileşmeni başlatan bir süreç kesinlikle, değil mi bu? Kesinlikle. Ve o beklenti, dolayısıyla şefkatin içinde beklentisizlik de var. Yani karşı taraf benim yaptığım şefkat eylemiyle iyi olsun ya da hani o kuyunun içinden çıksın beklentisi de yok. Sen sadece yapılması gereken şeyi yapıyorsun. Karşı taraf alabileceği kadarını alıyor. Almadığı için de ona ekstradan yük yüklemiyorsun. Çünkü bazen biz şefkat adı altında bir şey yapıyoruz. Karşı taraf almıyor. Sinirleniyoruz ona, öfkeleniyoruz. Ya da hani almıyor, iyileşmiyor. Aslında benim söylediğimi yapsa düzelecek, hepimizin hayatı daha kolay olacak. Ama dediğimi yapmıyor, iyileşmiyor. O yüzden içeride öfke oluşmaya başlıyor. Ya da hani bir rüşvet veriyoruz. Yani daha kendim daha iyi hissedeyim diye rüşvet vermiş oluyoruz. Bunlarda da ne yaptığımızı fark etmek çok çok önemli oluyor. Evet, yani belki de o insan, o bu hadise üzerinden gidersek, o insan senin hayatında kalması gerekiyorsa kalıyor ve hakikaten o ilişki dönüşüyor. Çok daha iyi bir şekilde dönüşüyor. Çünkü artık senin de beklentin yok. Tam olması evet. gerektiği noktaya geliyor. Bazen de hayatından çıkması gerekiyorsa gene olması gereken noktaya giderek aslında her şey yerli yerine konmuş oluyor, değil mi? Evet. Ve burada önemli nokta, benim durumumda ilişki düzeldi. Çok ilginç bir noktaya geldi. Ben Genelde o anlayışları yaşadıktan sonra hiçbir beklentim kalmadığında ilişki düzeldi. Şu anda hani inanabileceğim bir şey değil. Ama düzelmeye de bilirdi. Dolayısıyla evet. kalbim bu anlayışla, esas önemli nokta bu anlayışla kalbimi açıp sınırlar koyabilirim. Sınır koymak da çok önemli çünkü. Gidiyor gibi oldu ama duyuluyor muyum şu Evet, anda? Devam et. Duyuyorum. Ha, duyuyor musun? Ha. Bir de bir nokta çok önemli, Evet. Sınırlar meselesi. Yani bir şekilde belki birisi bana zulmediyor olabilir. Bir şekilde sıkıntı yaratan bir durum olabilir. Burada kalbimi kapatmadan, yani kalbimde hakikatini, olayın hakikatini algılayıp, her şeyin yerli yerinde olduğunu algılayıp, hakikatini algılayıp, davranışlarımda gerekirse sınır koymam, gerekirse hayır demem, gerekirse belkiden çıkıp gitmem mümkün olabiliyor. Ama burada önemli olan cesaret. İçeride benim kalbimi kapatmadan bunu yapmam. İçeride hakikatini algılayıp dışarıda da şeriat seviyesinde belki hani yapılması gereken sınırları koymak, kendimi korumak için ya da ne yapmam gerekiyorsa her şeyi yapmak. Bunlar çok çok önemli. Bunu da yani şefkat sınır olmadan şefkat olmuyor. O yüzden gerekli sınırları koyabilmemiz gerekiyor ki o şefkati de daha rahat Evet, o sunabilirim. meyvenin kabuğu gibi değil mi? O sınırları koymak, o meyvenin içindeki kendisini koruyan bir kabuk gibi aslında düşünüyorum ben. Yani o şefkat ve sevgi Evet. duygusunu kaybetmeden yapılması gerekeni yapmak. Evet. Bazen de o sınırları Çok önemli. koyabilmek. Yani bir öğretmenim şey demişti, aslında bu anlayışımdan da önce yıllar evvel başka bir kalbimde hani aynı kişi öfkeli olduğumu söylemiştim ve demişti ki kalbini kapatmadan sınır koyabilir misin? Kalbini kapatmadan belki de çekip gidebilir misin demişti. Bu benim
inanılmaz benim için bir rehber cümle. Yani çekip gidebilirim ama kalbimi kapatmadan, kalbimde onun ağırlığını taşımadan bunu yapabilmek çok çok önemli. Çünkü belki bazı zorluklar oldu ama yani özgürleşebilmem için kalbimin temiz kalması çok çok önemli. Kalbimi temiz tutarak, şefkatimi barındırarak sınır koyup gerekirse güle güle diyebilmem çok önemli. Evet, çok güzel. Affedebilmek, affedebilmenin gücü, Evet. Onun altındaki sevgi, evet. Tamamen dediğin gibi şefkat duygusuna dayanan, bunların hepsini stimüle eden bir duygu. Çok çok önemli. Evet. İyi ki konuştuk Aylin. Başka, evet, şimdi toparlayalım, yavaş yavaş kapatacağız. Son olarak neler söylemek istiyorsun? Özellikle de bu korona günlerinde bize şifa olacak bir şeyler duymak istiyorum senden. Evet. Yani hani ben şu Merkez Efendi'nin lafı çok hoşuma gidiyor. Her şey merkezinde. Dolayısıyla hani şu anda ben yine kendimden örnek verirsem hani şu anda tamamen 3,5-4 aylık olacak. 4 aylık bir bebekle mesela hani dost ve ben tamamen yalnız kaldık. Bütün destek yapımız çöktü. Fakat tüm bununla birlikte aslında baktığım zaman tercih edeceğim bir şey değil ve ben böyle hayalini kurmazdım. Tamamen hani destek yapımızın çekilmiş bir şekilde, daha zor bir şekilde bu anneliğimin ilk dönemini yaşamanın böyle hayalini kurmazdım. Fakat şimdi farkındalık getirdikçe görüyorum ki her şey merkezinde ve hani şu anda benim hayatımda sadece kendi hayatımdan bakıyorum. Kendimle ilgili bu sayede annelikle ilgili o kadar çok farkındalık yaşıyorum, o kadar hiç normalde açılmayacağım, giremeyeceğim yerlere giriyorum ki ne büyük bir lütuf olmuş bana diyorum şu anda. Dolayısıyla şu anda özellikle korona günlerinde her ne yaşıyorsanız yaşayın. Benim şeyim burada bu şekilde bunu yaşıyorum. Bazılarımız gerçekten hastalıkla boğuşuyor olabiliriz ya da çok daha zorlu şeylerden geçiyor olabiliriz. Hepimizin yolculuğu kendine göre farklı farklı oluyor. Ama şunu kendimize söyleyelim. Her şey yerli yerinde. Başımıza gelen olayda bir hata yok. Bir olmaması gereken bir şey değil. Bir başta bunu bir kabul edelim. Bir kabul edelim, ondan sonra onun rahatlığıyla birlikte hareket etmemiz çok daha kolay olmaya başlıyor. Hayat bize çok daha şefkatli davranmaya başlıyor. Biz reddettiğimizde, başımıza gelen olayları reddettiğimizde sanki bir adaletsizlik oluyormuş gibi, sanki bir hata oluyormuş gibi algıladığımızda hayat da bize çok şefkatli davranmıyor. Dolayısıyla burada o kabulün de bize de bir şekilde yaşamın şefkat getirmesi için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden her şey merkezinde, merak etmeyelim. Çok güzel Aydın. Çok güzel söyledin. İnşallah bu sevgi, şefkat ve aşkla dolu günlerimiz, bu günler bu duygulara evrilsin. Hepimizin isteği zaten bu. Aslında gerçekten herkesin de dönüp baktığında içinin dışına çıktığı zamanlar yaşıyoruz. İçimizde ne olduğunu görebilmek için de çok fırsatlı dönemler. Aynen. Bir de yani sen çok iyi bilirsin, Mesnevi de geçer gene. Allah'ın kuluna sevgisi, annenin çocuğuna olan sevgisinin yanında, annenin çocuğuna sevgisi onun yanında daha doğrusu, denizdeki köpük gibidir diyor. Şimdi eğer sen her neye inanırsan inan, o sevgiyi kendi içinde duyuyorsan, günün sonunda her şeyin aslında senin faydana olduğuna inancın da oluyor. Yani bunun herhangi bir inançta da olsa gerçek olan o aşk duygusu, o sevgi duygusu ve senin o aslında başına gelen her şeyin senin için olduğu. Yani kendi filminin başrolündesin ve etrafındaki her şey o filmde sen hakikatini ortaya çıkar diye. Kavga ettiğinde, evet özgürleşti. Kavga ettiğinde de günün sonunda işte belki de kuliste abi ne güzel oynadın ya. Yani ne güzel bana o eziyeti çektirdin de işte ben de şunu fark ettim diyebileceğimiz bir zihin haline geçelim inşallah. Öbür türlü biz acıyı ızdıraba dönüştürüyoruz direnerek. Halbuki acıyı, hani acımızı da böyle namusumuzla yaşamak çok çok önemli. Kabul ederek ve direnmeyerek, reddetmeyerek çok çok önemli. Namusumuzla dürüstçe yaşayalım diyorsun. Aynen, acımızı da o şekilde yaşayabilmek. Yani şeylerle olmalıydı, olmamalıydı takılmadan, acının içerisinde uyanıklıkla, farkındalıkla onu da yaşayabilmek. Çünkü onun da gelip geçiciliğini biliyoruz. O da geçecek, bu da geçecek. Aynen. Yaşayalım ve aynı bulutlar gibi, kara bulutlar gibi bilelim ki her ne yaşıyor olur olalım, kara bulutlar nasıl kalıcı değilse bunlar da
kalıcı olmayacak ve bu da geçecek. Ama pembe bulutlar da geçecek. O yüzden tutunmamamız da gerekiyor. Evet, hepsi gelip geçecek. Evet, inşallah baki olana tutunalım. İnşallah, inşallah. Çok çok Aydın, teşekkür seni ederim. Çok görmek çok güzel oldu. Zeynepciğimi kopluyorum. Tamam, dostçana tamam. Da çok selamlar, sevgiler. Tamam, tekrar görüşmek üzere inşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Hoşça kal. Hoşça kal.